Ya ben yıllardır bu laftan artık bıktım ya. Bekle lan, geliyorum. Vuracağım seni. Ulan 47 sene oldu be, vurun artık be. Bu lafı duymaktan bıktım artık yani, bıktım. Vallahi yıllar önce İmamoğlu'ndan sokakta bir gün abimi ziyarete gitmiştim. Abim orada bir gece kulübünün müdürlüğünü yapıyordu. Ben de o zaman liseye mi girdim? Liseye gidiyordum galiba tabii. Akşam böyle bir istiklale çıkmıştım yürüyüşe. Abimin yanına uğradım. Abim dedi 2 dakika kapıya baksana dedi. İşte oranında bir olay çıktı. Ben bir 2 kişiyi yamulttum orada. Ondan sonra oranın patronu, işte kulübün patronu, abime demiş kardeşim yansın hafta sonları çalışsın. Öyle başladık mesleğe yani. 1978 senesinde. Gruplar oluyordu işte, belli gruplar dükkanlara çıkıyordu. Ama o dükkanın, çalıştığın dükkan kapısı sağlamsa, tanınan bir adamsa semtinde hiçbir şey olmuyordu. Başına geldi mi? Ya benim başıma bir şey de geldi işte, Twenty'de çalışırken geldi, parmağım kopmuştu orada. Bir parmaksız kalmıştı. 9 parmak kaldı. Orada tabii birkaç kişi geldi harç isteme. Bize karşılık verince karşılıklı çatışmaya girdik. Ben parmağımı kaybettim. Karşımdaki adamın burnunu kaybetti. 0 burun oldu. Bir kulağını koparma. Yani ister istemez oluyor yani. Çünkü çalıştığın müesseseyi korumakla mükellefsin yani. Para alıyorsan, bedelini alıyorsan, karşılığını alabiliyorsan o dükkanı koruyacaksın. Tabii yaşadık böyle şeyler. Ya zaten güvenlik konusunda yani biz Türkiye genelinde söyleyeyim yani bunu. Güvenlik konusunda sıfırız. Eğitimsiz. Gençler eğitimsiz, güvenlik sertifikalar alıyorlar, eğitilmeden alıyorlar. Liseyi bitirmiş adam, ortaokulu bitirmiş, silahsız kimlik alıyorlar. Liseye silahlı kimlik istiyorlar ve yurt dışındaki gibi eğitim yok yani. Eğitim sıfır. Her şeyin başı eğitim bence. Eğitim, eğitim. Yani biz eğitimli olursak, şimdiki jenerasyon zaten, şimdiki jenerasyonda da bizim yerlilerde yok artık. Arapların eline geçti bu işler. İşte kimin eline geçti? Suriyelilerin, Filistinlilerin, Fasların eline geçti bu işler artık. Yani gece kulüplerin kapısına bir bakıyorsun, hep Araplar var. Arapları koyuyorlar. Çünkü ikametgah yok. Bir şey yok. Sigorta yok. Hiçbir şey yok. Allah'a emanet çalışıyorlar. Çok karışma olanlar %100. Yani çünkü adamın benim gibi değil ki adam yani. Ben birine ufak bir tokat atmaya kalksam anında beni polis alıyor. Ama o adam 2 yumruk sallasa, birini öldürse ki adam kaçacak, gidecek yeri çok. Buradan basar Suriye'den, Reyhanlı'dan veya işte Urfa'dan bir yerden Suriye'ye gider adam. Ben nereye gideceğim? Ben bir yere gidemem. Beni hiçbir ülke de kabul etmez. Zaten Türkleri kabul etmiyorlar. Yani meslek, ne bileyim yani, şu anda meslek ayaklar altında ya. Yani şimdiki gençleri görüyorum, vallahi üzülüyorum. Kapıdaki duranlara. Çünkü hiçbir sosyal hakları yok. Hiçbir şeyleri yok. Zaten sosyal hakkı olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Yani hakikaten yok yani. Şimdi sigortalı. Ne olacak ya? Adam seni 1 ay sigorta yapıyor, 2 ay yapıyor, 3 ay yapmıyor, 4 ay yapmıyor. Ondan sonra seni 2 gün sigortalı gösteriyor. 20 gün göstermiyor. Ama sen
daha takip edemiyorsun ki. Ben acaba sigortam devam ediyor mu, etmiyor mu falan. Takip de yok. Allah'a emanet, çalışıyor şimdiki gençler. Bir kere bizim mesela en ince püf noktası şeydir. İkna kabiliyetin fazla olacak. Yani konuşarak, anlaşarak ikna edeceksin. Çünkü sen, ben bunu yıllardır, 40 senedir ben bu lafı söylerim. Ayran limonata satmıyorsun, alkol satıyorsun. Sonuçta alkol bir mekanın kapısındasın. Ve gelebilecek tehlikeler alkolün etkisiyle geliyor. Sen de yıpratıcı olmayacaksın, yapıcı olacaksın. Karşındaki insanı dinleyeceksin. Sarhoşun adresi zaten, hani derler ya işte bir yaptan kurşun adresi sormaz. Sarhoşun adresi sorulmaz. Sonuçta adam alkollü. A desen B anlıyor adam. Ama ikna kabiliyetin yüksekse, işte ben hep bir yönden kazandım. Konuşuyordum, usanmadan konuşuyordum. Anlatıyordum ve sonunda adamı ikna ediyordum. Adam sonunda gidiyordu yani. Ben hayatım boyunca, meslek hayatım boyunca dükkanıma silahlı bir saldırı olmadığı sürece, çalıştığım kuruma silahlı bir saldırı olmadığı sürece hiç kimseye dokunmama tarafındayım. Koruduğun yere saldırı olursa o zaman değişir. O zaman şiddetin dozunu ben arttırırım. Çünkü ben bu mekanın güvenliğini sağlıyorum. Benim mekanıma gelip de işte olay çıkaran, hadise yapan veya işte haraç almaya geliyorum. Yok senin, ya ben yıllardır bu laftan artık bıktım ya. Bekle lan, geliyorum. Vuracağım seni. Ulan 47 sene oldu be, vurun artık be. Bu lafı duymaktan bıktım artık yani, bıktım. Yani insanlar devamlı geliyor işte, tehdit ediyorlar. Gece geleceğiz, basacağız burayı. Bas kardeşim, tamam ya. Yaparsın, ağa mısın, baba mısın? Ama dayağı yiyip de gidiyorsun. Benim yıllar önce işte kulüp 12'de ya. Bir tane tombalacı işte. Tombalacı diyorum ben ona. 3 tane arkadaşım öldürdü ya. Yanımda ya. Soğuk bir kış günüydü. Kapının önünde dikiliyorum. Kemancının önünde dikiliyorum. 50 metre ilerinden silah sesleri geldi. Döndüm, kafayı bir çevirdim. Kulüp 12'nin önünde. 3 tane gencecik arkadaşım vefat etti orada. Hani ne oldu? Dükkan sahibi madalya mı taktı? Dükkan sahibi ölenlerin ailesine mi baktı? Hayır. Ölen öldü. Kanı da karısı, karşısındaki insan, çocuklar evliydi. Herkesin hayatı, ailesi mahvoldu. Bir ev bakan mezara, aileler dağıldı. Ya ben bakıyorum yani hiçbir dükkan sahip çıkmıyor. Çalışanla sahip çıkmıyor. Bana çıkıyorum diyen yalan söyler. Hele bu zamanda çıkıyorum diyen yalan söyler. Çok nadidedir. Kulüp sahibi olsun veya işte pavyon sahibi olsun, restoran sahibi olsun. Bu tür yerlerde çalışan kapıdaki arkadaşlara çok nadir sahip çıkan var. Bunların içinde bir iki kişidir. Yani benim bildiğim, benim tanıdığım 3 tane insan var bu sahip çıkacak. Onun dışında kimse sahip çıkmaz. Çıkmıyor da zaten. Yıllardır ya, yani meslekte 45. sene, 46. sene olmuş. Yani halk gözlem yapıyorum. Lanet olsun diyorum ya. Ya bu çocukların suçu ne, 22 yaşında, 23 yaşında kapıya geçiyorlar. Veya işte 30-35 yaşında geçenler var, evli olanlar var, ailesini geçindiriyorlar. Ya bir üç uğruna dükkan da sahip çıkmıyor, hiç kimse sahip çıkmıyor. Bir arkadaşımız işte bak cezaevinde.
Geçen sene bir olay oldu. Benim kemancıda çalıştığım arkadaşım işte ya. 17 senedir içeride ya, 17 senedir. 17 yıldır ben o arkadaştan mahrum kaldım. Benim canım ciğerim, eski ev arkadaşımdı kendisi. Ama ne oldu yani? Bir iç uğruna hayatı mahvoluyor. Zaten dükkan, mekan sahibini falan memnun etmek imkansız yani. Memnun edemiyorsun yani. Çünkü gece aleminde hakikaten şu var. Nankörlük diz boyu. Şu anda çocuklar ne alıyor? Asgari ücret alıyorlar yani. Her çalışan güvenlik 8,5-9 milyar maaş alıyor ya. Kapıda gece kulüplerindeki çalışanlar aldıkları maaş inan ki yani yapılacak gibi değil ya. Yani yok, canını dişine takıyorsun ya. Hayatın orada bir mermi çekirdeği. Hayatını ona bağlıyorsun. Her gün ben yıllarca bunun şeyini çektim ya, çilesini çektim. Eve mi gideceğim? Vuracaklar mı? Karakola mı düşeceğim? Cezaevine mi gireceğim? Yıllarca bunu böyle yattım ya. Yıllarca gözümü tavana diktim, bunları düşündüm hep. Allah şükürler olsun hiç o dereceye gelmedik ama şey gelmemiş şimdi sebebi de sarhoş adamı ikna kabiliyetinin olması. Başka da bir şey değil ya. O Reyna saldırısında da işte ben onda birkaç röportaj vermiştim Reyna saldırısı için. Yani güvenlik zafiyeti büyük zaten. Yani bu tasarlanmış, hazırlanmış, tasarlanmış. Yani yazık yani orada bir tane bayan güvenliğimizin vefat etmesi, erkek güvenliğin vefat etmesi, Reyna gibi kapıda 30 tane güvenliğin o anda olmayışı. 30 güvenlik çalışıyor orada. Ne işte, Reyna gibi bir yerdeysin ve senin ruhsatın silahlı. Silahlı adam koyman lazım oraya. Bulundurma veya silahlı güvenlik çalıştıracaksın. İnsanların, çünkü oraya üst düzey insanları geliyordu. Yani ateşeler, şunlar, işte bilmem konsolosluklar, şunlar bunlar. Üst düzey insanları geliyordu, zenginler geliyordu. Yani sen oraya, kardeşim o akşam ben arkadaşlarımın cenazesine gittim işte. Yani olayın olduğu günde Reyna'ya uğradım. Kendimiz iki güvenlik tatbikata gittik oraya. Bak yani nasıl olmuştu falan kendi kafamızdan düşündük. Ya bir güvenlik uzmanı olarak bakıyorum. Ya kardeşim mantığım almıyor ya. 30 tane güvenlik olacak yerde 3 tane adam var. Bir adam taksiden iniyor. Taksiden iniyor ve yarı yolda keleşi çıkarıyor. Otomatik silah çıkarıyor. Bunu görmemen imkanı yok. Eğer o anda kapıda 15-20 tane güvenlik olsaydı zaten o içerideki katliam olmazdı. Yani sırtını hep mekanı kapısına verip böyle caddeye bakıyorsun. Gelenleri görüyorsun. Aynı şey gibi işte bizim kemancıdaki gibi. Koridorumuz uzundu. Biz iç kapıda durduğumuz zaman karşıdan insanın hareketlerini, tavırlarını görüyorsun zaten. İki adam sağ tarafta tutardım. Sağ tepemin kapısının şeyinde o adamlar gözükmezdi. Zaten yani Reyna'da da karşıdan caddeden bodozlama geliyor adam ya. 15-20 tane adam olsa, güvenlik olsa orada, o anda işte ne bileyim. Yine yılbaşı günü. Evet yılbaşı günü. 15-20 adam işte, nereye gidiyor? Yani yok. Yani benim kafama göre tasarlanmış bir şey bu ya.
Yani düşündüğüm o benim yani. Ben mantığım almıyor benim. 30 tane güvenliğin olması lazım olan yerde bir içeride de katliam çıkıyor. İçeride katliam yapıyor adam. Hiçbir bir tane güvenlik, hiçbir bir tane garson, tabii mermiye karşı gelemezsin. O öyle bir şey. İçeride silahlı adamın olsa biraz da gaddar olacaksın o konuda. Atik olacaksın. O oradan oraya ateşlerken sen de sağ taraftan çakacaksın mermiyi. Ama yok. Ha işte bak olay ne oldu? Kapandı gitti. Bitti. Bahreyn'den bahsediliyor mu? Hayır. Ölenler gitti. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Kapıdaki ölen arkadaşlarımıza ne oldu? Gencecik güvenlik bayan arkadaşımız. Gencecik delikanlılar. Ne oldu? Ailelerini ne yaptılar? Bitti. Allah gereken rahmet eylesin hepsine. Maddi bir şey mi kazandılar? Madalya mı taktılar? Yok. Diyor mu meslek nankör ya. Her mesleğin olduğu gibi nankör ya. Yani gece hayatında çalıştığın zaman o mekanın kurumsalsa o şirketin sana sahip çıkması lazım. Bana sahip çıkarsa ben canımı veririm. Canımı dişime takar çalışırım. Ama sen bana sahip çıkmıyorsun. Ben bunu seziyorum. Karşımdaki insanı da tanıyorum. Az çok tanıyorum insanları. Ben hayatımda bir tane patrondan çalıştım. Hatta iki tane patrondan çalıştım. Birisi Ceylan Çaplı. 20 ve 14'ün sahibi. Bunu eskiler çok iyi bilir. Türkiye'nin ilk underground elektronik müzik barı da. Birisi de Airport'ta Ömer abi, yani benim patronum. Bir de Kemal Celak var. Yani o dönemler bize sahip çıkıyordu bu insanlar. Hele ki Ceylan Çaplı, çalışanına çok sahip çıkıyordu. Ya bir fabrikada çalışırsın, sana derler ya işte, yakacak parası verilir, bilmem ne parası verilir, bilmem ne yan gelirler. Biz vardı öyleydik. Biz odun parası veriliyordu bize. Yakacak parası veriliyordu. Gıda yardımı yapılıyordu. Maaşından hariç gıda yardımı yapılıyordu. E sen şimdi böyle bir mekana nasıl canını vermezsin? Adam ilgileniyor sana, adam bakıyor sana. Diyorsun ki Allah razı olsun çok şükür ya. Böyle bir patronum var. Ben de bu dükkan için canımı veririm. Biz öyle o mekanın kapısında öyle kalıplaştık. Ama şimdi bakıyorsun yok abicim ya şimdi nerede ya? Şimdi asgari ücret versinler. Çalışıyorsan çalış, çalışmıyorsan çalışma. Ne diyor lan ben bir tane koyarım buraya Suriyeli. Veya Afgan, Filistinli koyarım, Afganlı koyarım, bilmem ne koyarım, Morokolu koyarım. E koy abi o zaman, buyur abi koy. Ben de gidiyorum, pazarda çalıştım. Yani 47 senedir bu mesleğin içindeyim ya, ben böyle bir rezillik görmedim ya. Bunu her zaman söylüyorum, karşımdaki insan bana madalya takmayacak kardeşim. Ben canımı dişime takıyorum. Ben can satıyorum ortada, can. Bak, akşam 5 olduğu zaman, 5 ve 6 olduğu zaman eve gittiğimde Allah'ım diyorum çok şükür bugün de diyorum kazası belası evime geldim. Çocuklarımın yüzünü görüyorum, oğlumun işte eşimin yüzünü görüyorum, annemin yüzünü görüyorum, abimin yüzünü görüyorum. Sabah da evden çıkarken hayatım boyunca hiçbir defa mesmelesi çıkmamışımdır. Allah-u Teala koruyor bizi. Yani 46-47 gece aleminde ne alkol kullandım ne bir şey kullandım. Hep kendi dikime gittim.
Kendi bildiğimi okudum ben. Ben, bana diyorsan, Orhan bak bunu koruyacaksın. Bunu korumakla mükellefsin. Tamam mı? Bunu buradan kimse alamaz. Benim imayemdi o. Ya böyle kardeşim. Bunu çok samimi bir şekilde itiraf edeyim. İtiraf ediyorum bu. Yani samimi söylüyorum. İlk mesleğe başladığım birinci senesinin bitiminde dedim ki kendi kendime. Orhan dedim, seni kim döverse dedim mesleği bırakacak mısın dedim. Kendi kendime söz verdim. Vallahi de billahi de bırakacaktım mesleği. Ama Allah'a şükür olsun kimseden dayak yemedim. Hala devam ediyorum. Bak 61 yaşına geldim. Hala devam ediyorum. Yani şey yok ya. Ya yapıcı olacaksın. Ben şeyi bilmem yani işte bu işlerde dayak da yersin, vurulursun da. İşte benim parmağım koptu. Aylarca hastanede yattım. Yani bu iş böyle yani. Vurulacaksın, çığ olacak, boğulacak. Ailen üzülüyor, annen baban üzülüyor. Ama lanet olsun bir meselenin içine de girdin mi çıkamıyorsun. Bak ben şu anda rahat. Şu anda Fiteş'teyim. Fiteş'in güvenlik sorumlusuyum. Çok sevdim. Dostum, abim, arkadaşım buranın sahibi. Yani böyle söyleyeyim. O bir ikramda bulundu. Gel buyur dedi. Beraber çalışalım. Tabii abi de. İşte güvenliğini kurdum buranın şeyini yaptım. Şimdi çok şükür. Rahat rahat evimize gidiyoruz, geliyoruz. Tabii ufak ufak problemler olmuyor ama oluyor. Bunlar da işin tuzu biberi yani.